Hoş bulduk Hakan abi. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Seni burada görmek son derece keyifli, güzel, heyecan verici. Arkandaki tablo da müthişmiş bu arada. Teşekkürler abi. Bir an Abant'taki iskelelerden biri zannettim ama değil galiba, değil mi? Yok abi, bu başka bir tablo, bir hediye geldi bir yerden. Peki. Şimdi Furkan'cığım, yaklaşık 45 dakikalık bir sohbetimiz var. Gördüğün gibi hiçbir hazırlık da yapmadık. Yani akış bizi nereye götürürse oraya gideceğiz. Bu toplantılarda ben genelde konuşulmayan şeyleri konuşmayı çok seviyorum ama oralara geçmeden önce Furkan Çite'nin ağzından kısaca arkadaşlara aktarabilir misin? Şöyle bir 4-5 dakika içinde. Tabii ki. Öncelikle Hakan abi, beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim bu toplantıya. Gerçekten benim için de çok keyifli olacak. Bir de böyle spontane olunca akışın bizi götürdüğü yerler benim her zaman çok daha hoşuma gidiyor. Benim yaklaşık kayan ticaretine başlayalı 7,5 yıl oldu diyebiliriz. 7 yıl 3 ay oldu daha doğrusu. Ben şöyle söyleyeyim. Furkan işte ben. 7 yıl 3 aydır kayan ticaretinin içerisindeyim. Normalde gemi kaptanıyım. Ama mesleğimi çok fazla yapmadım. Bir yıl kadar staj yaptım. Sonra bir yurt dışına gittim. Dönerken bırakma kararını almıştım. İstanbul Beykoz'da bir restoranımız var. Orada da her türlü pozisyonda çalıştım diyebilirim. En son orada kafenin müdürüyken oradaki bir müşteri sayesinde de Kayen ile tanıştım. O da şöyle oldu. Bizim garsonlar 4-5 tane çayı fazla yazmışlar. Ben de bir kahve ikram ettim. Sonra bir gün beni aradı. Furkan dedi, senle dedi ortak bir iş yapmak istiyorum. Dedi. Nasıl bileyim, küstü konuşuyor. Benim bir toplantı. Giderken de çok fazla bilgi vermişti. Toplantıyı görünce kalabalığı, ilk başta belirli başlı böyle bir ön yargım olmuştu. Ama sonrasında bana şunu söyledi. Yani ben seni buraya ürün satmak için veya bu işi yapman için davet etmedim. İncelemen için davet ettim. Bana değil, aklına güven dedi. İncel dedi. İnceleyince de farkları görmeye başladım. Şöyle, sahnede o zaman Hakan abi de vardı ve çok güzel bir etkinlikti. Orada bir insan kalitesi çok dikkatimi çekti. Maaş işlerde çok üst düzey noktalara gelmiş insanlar vardı. Ticarette üst düzey noktalara gelmiş insanlar vardı. İşte doktorlar vardı, profesörler vardı. Bu dikkatimi çekti. İkincisi, ürünlerin çok az ve öz olması dikkatimi çekti. O zaman 3 ürünümüz vardı. Şu anda biliyorsunuz 5 ürünümüz var. Ve işin ticari kısmında da o e-ticaret yapısı. Bize verilen o internet sitesinin işte farklı farklı ülkelerin dilinde açılması vesaire. Bunları görünce tabii seminere giren benle çıkan ben arasında ciddi bir fark vardı. Sonrasında dedim ki, ben dedim deneyeceğim dedim. Ben dedim yani bir şekilde kayan ticaretin içerisinde bulunacağım dedim. Bu şekilde başladım. Orada abi sadece kısaca şu kısmı da aktarmak istiyorum. Başladıktan sonraki süreçte yolda giderken tabii aklımda birkaç kişi böyle belirdi. Bir sonraki gün hemen dümene geçtim diyebilirim. Kaptan olduğum için de olabilir. 6 tane yakın arkadaşıma anlattım. Bu kişiler benim çok yoğun böyle görüştüğüm, sürekli görüştüğüm kişilerdi. Ama nasıl anlatıyorum? Yani öyle bir hani heyecanla, motivasyonla, seminerde gördüklerimi anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. Ondan sonra tabii altısından da hayır cevabı aldım. Bu benim Cem Yılmaz'ın şovunu anlatırsan böyle oluyorsun, değil mi? Çakma Cem abi, Yılmaz kesinlikle. oluyorsun. Ya böyle şey gibi oldu Hakan abi. Kanadı kırık kuş misali, uçmak istiyorum, uçamıyorum. Ondan sonra sponsorum beni aradı, Duygu abla. Furkan dedi, ne yapıyorsun ya dedim. Ben dedim çok kötü hissediyorum kendimi. Ne Şu oldu an dedi. sıvamakla meşgulüm. Sıçtım da. Aynen öyle abi. Ondan sonra dedim, ya çok dedim kötü hissediyorum. Ne oldu dedi. Dedim ben dedim 6 tane arkadaşıma anlattım. 6'sından da dedim hayır aldım. Dedim nasıl dedi, yani niye anlattın ki dedi. Ondan sonra dedim bu iş öyle bir iş değil mi? Sen bana anlattın, ben onlara anlatacağım. Onlar başkasına anlatacak falan. Bana döndü. Oğlum dedi, ben sana anlattım mı dedi. Düşündüm. Yani harbiden ben Duygu ablayı 5-6 kere sormama rağmen anlatmamıştı bana. Ve beni aslında işi yapan profesyonel kişilerle tanıştırmıştı. Sonrasında dedi ki, bak dedi, bu iş dedi öyle dedi amatörce yapılacak bir iş değil. Bu iş profesyonelce bir iş dedi ve dedi doğruları yaparsan dedi olur. Eğer dedi bunları dedi uygulamayacaksan dedi, yani ne kendini yor ne de beni yor dedi. Ondan sonra dedim tamam, hadi söyle bakalım ne yapacağız. Sonra eğitimleri aldık. O zaman tabii o Dream Team sistemindeki eğitim videolarını izleyince baktım ki yapılmaması gereken her şeyi yapmışım. Yapılması gereken de hiçbir şey yapmamışım. Hata bendeymiş aslında. Eksiklik bendeymiş. Sonrasında tabii onunla tanıştırmaya başladım çevremdeki insanları. Anlatırken ben öğrenme sürecine girdim. Ve ondan sonra şöyle 3 gün içerisinde Jade oldum. İkinci haftamda Pearl oldum. İlk ayımda da Safir kariyerine geldim. Aslında bir şeyi doğru yapmakla yanlış yapmak arasındaki farkı anlamıştım. İlk Cayenne'deki jetonum da orada düşmüştü. Ben sana anlattım mı diye sorunca bu şekilde abi anlatmış olayım. Hem başlama sürecim hem sonraki bir haftayı.
Peki, çok hızlı bir başlangıç var. Ama ondan sonrasında bir türlü gelemeyen bir diamondlık var. Bir tür doğum süreci gibi. 9 ay 10 gün. Kaç 20 ay mı sürmüştü sonrasında? Benim abi diamondlık 31 ay sürdü. Uzun bir hamilelikmiş. Fil hamileliği gibi. Aynen abi. Bayağı sürdü. Peki o dönemi biraz konuşalım mı? Çünkü insanlar genelde zorlandıkları dönemi pek konuşmuyorlar. Ama ben senin zorlandığın bu dönemi konuşmak ve bu zorlukları nasıl aştığını dinlemek istiyorum senden. Tabii ki. Abi şöyle, şimdi ilk ay Safir Kalesi'ne gelince tabii takım oluştu. Yaklaşık 30 kişilik falan bir takım kurmuştuk. Ondan sonra güzel bir şekilde de yani ilerleme sürecine girdik ama benim genelde işin içerisine aldığım kişiler kendi yaşıma böyle denk insanlardı. Ben o zaman 21 yaşındayım bu arada ve takımdaki insanlar da benim genelde işte üniversiteden arkadaşlarım, işte mahalleden arkadaşlarım, ilkokul arkadaşlarım şeklinde. Dedim tamam, ben dedim takımı artık kurdum. Artık ben biraz hani yönetici moduna geçtim. Onlar çalışsın artık. Aynen dedim. Onlar da dedim yani şöyle, onlar da benim yaptığımı yapsa zaten bir sonraki ay yaklaşık 900 kişi oluyor abi. Dedim tamam, bu iş dedim kuruldu galiba dedim. Biraz şey yaptım, sağdan kendimi çekip takımımdaki insanları arıyorum. Hadi diyorum, görüşme diyorum, ayarlayın diyorum, görüşme yapalım diyorum. Ondan sonra işte kendim şahsi olarak hiçbir şey yapmıyorum ve şunu gördüm. Hani şey gibi düşünmek lazım abi, bu maçlarda aralarda pompon kızlar çıkar ya böyle. Ben aynı onlar gibiyim. Hiçbir şekilde işte kimseye anlatmıyorum kendi çevremden artık. Onlarla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Amigoluk yapıyorsun. Efendim? Amigoluk yapıyorsun yani. Kesinlikle tamamen amigoluk böyle moduna girdim. Sonra tabii baktım yani böyle olacak gibi değil. Ben orada yaklaşık bir 7-8 ay boyunca pati çektim. Hem orada bir öğrenme süreci olmuştu. Hem de yani takımdaki insanlara çok fazla güvenip onlardan böyle bir beklenti içerisine girmiştim. Sonrasında bir kampa gitmiştim. Bu arada dur, oraya gelmeden. O dönemde bir de sizin grubun çok hoş bir havası vardı. Club gibiydi. Poker partileri, akşam toplantıları, gezmeler. Doğru hatırlıyorum değil mi? Abi evet, yani o ara biz şey, yani bu şey var ya, eğlence gezi şey tekneleri gibiydik. Yani her toplantıda varız. Ondan sonra her kampta varız. Her eğitimde varız. İşte akşamları bir araya geliyoruz, sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Ama bal üretmiyoruz, öyle söyleyeyim. Üretmek yok. Evet. Evet. Öyle bir durum söz konusuydu. Sonra tabii süreç içerisinde aldığımız eğitimler, ondan sonra ve kendimizden daha üst profillere odaklanma noktasına ben geçtim. Çünkü şöyle, kendi yaşımdaki insanları işin içerisine belki aldım. Ama onlara işte hani beraber işi kuracağımız zamanki süreçte onlara işte çevresindeki insanları onlar davet ediyorlar, görüşüyoruz falan ama çok mazeretler ön plana çıktı. Kolay ikna oldular. Hani senin hazırladığın bir slide var ya Hakan abi, işte insanları hani sınıflandırmak için değil ama bir puan verecek olursak işte birden evet, ona kadar hepimiz kendi listemizde 5 numarayız. 4 numaraya, 3 numaraya, ilk numaraya gidebiliriz. Bu insanlar çok kolay ikna olurlar ama çok zor üretirler. Kendimizden daha üst profildeki insanlara gittiğimiz zaman belki biraz daha zor olur. Ama üretmek noktasında onlar bir kere ikna oldukları zaman çok büyük işler üretebilirler. Ben onun mantığını algıladım. Ve sonrasında açıkça söylemek gerekirse kendinden daha zeki, daha akıllı, daha başarılı, daha tecrübeli, yaşı benden çok daha büyük insanlara gittim. Kendinden daha üst profil insanlara gittim. Onlara gidince tabii işler biraz daha değişti. 11. ayımda ben Safir kariyerindeyken takımımdan bir ay içerisinde 6 tane Safir, bir tane Ruby çıkartıp ben Emerald kariyerine ulaştım. 12. ayda böyle bir karar vermiştim. Ondan sonraki süreçte de işler çok daha iyi gitmeye başladı. Çünkü şunu gördüm. Yani kendimizden daha iyi profildeki insanlara gittiğimiz zaman onlar bize yük olmaktan ziyade bizim sırtımızdaki yükü paylaşıyorlar. Beraber aslında bir takım olarak çalışabiliyoruz. Sonrasında da 31. ayımda Diamond, 36. ayımda da Blue Diamond kariyeri geldi abi. Bu şekilde aktarabilirim o süreci. Şimdi bir de seninle çok önemli bir anekdotumuz var. Ben bunu seni her yakalımda paylaşıyorum. Çünkü insanların bunu anlaması lazım. Diamond'dan 2 ay önce falan da herhalde değil mi? Bir Mado'da baş başa kahve içişimiz var. Ve sen karşıma oturup, abi ben bütün notlarımı tekrardan temize çektim. Hatırlıyor musun değil mi orayı? Evet abi. Ve onun sonrasını istersen sen anlatsana. O notları temize çektiğinde ne gördün, neyle yüzleştin ve ne gibi bir karar verdin? Oradaki toplantıda şöyle, Hakan abinin söylediği şeyi hiç unutmuyorum. Öncelikle genel müdürlükte, eski genel müdürlüğümüzde toplantı yapıyorduk ve orada Hakan abi şunu söylemişti. Yani Furkan'ın başına gelen çöldeki kutup ayısının başına gelmemiştir demişti. Yani böyle bir örnek vermişti. Hiç unutmuyorum o anlattığın anı abi. Sonrasında şöyle bir karar vermiştim ve vermiş olduğum karar şuydu. Yani bu zamana kadar öğrendiğim birçok şey vardı ama
notlarımı gerçekten temize çekip dedim ki ben dedim sıfırdan başlayacağım dedim. Ve eskiden işi anlattığım kişiler olsun, ondan sonra yeni anlatacağım kişiler olsun, 3 gün içerisinde kafayı kırdım ve 12 tane kayıt aldım 3 gün içerisinde. Çünkü kayanın ticaretinde böyle diamond kariyerine ulaşmış liderlere baktığımız zaman böyle bir kafayı kırma süreçleri söz konusu var. Bir karar verme süreçleri söz konusu oluyor. Evet. Hani yavaş yavaştan ziyade bir an böyle bir kafayı kırma süreci söz konusu oluyor. Ben de artık yani bir şeyleri başarmak istiyorum. Böyle hani bir volkanın patlaması gibi, böyle bir kaynaması gibi fokur fokur içim. Ama tam olarak böyle çok aksiyonda değildim o süreçte. Ve o süreçte açıkça söylemek gerekirse kafayı kırdım ve 3 gün içerisinde 12 tane kayıt aldım. O almış olduğum kayıtlarla beraber onları kariyere odakladım. Ve o hem onlar kariyer yaptı hem biz kariyer yaptık. Bu şekilde süreç gelişmiş oldu. Zannediyorum o görüşmeden sadece 2 ay sonra sen Diamond olmuştun. Aynen çok, öyle abi. Çok hızlı bir şekilde. Şimdi... burada tabii o uzayan süreçte seni psikolojik olarak zorlayan kısımlar olmuştur. Ya başaramayacak mıyım acaba ya da onlar nasıl yapıyor ben niye yapamıyorum? Çünkü seninle başlayan insanlardan bazıları senden önce Diamond oldu, hatta Blue Diamond oldu. O duyguları nasıl yönettin? Abi şöyle söyleyeyim. Şimdi özellikle çok böyle kötü hissettiğim, en kötü hissettiğim anı anlatmak istiyorum. Bu soruyla beraber. Şöyle şimdi benim... kaçıncı ayımdı tam anımsayamıyorum ama takımımda böyle belirli bir takım oluştu. Ama yani hem hayat anlamında hem kariyer anlamında işler çok iyi gitmiyor. Böyle herkesin bir psikolojik olarak böyle bir travması vardır ya, böyle işlerin düştüğü, böyle hayat olarak zevk almadığı bir zaman dilimi. Ben de böyle bir zaman dilimindeydim. Ve açıkça söylemek gerekirse yani kendimi eve kilitledim. Yani 3-4 gündür evden çıkmıyordum. Telefonunda belki 150-200 tane mesaj var. Yaklaşık 50-60 tane çağrı var. Ve açacak gücüm yok yani. O telefonları açacak, mesajları cevaplayacak psikolojik gücüm yok. Yani fiziksel olarak gücüm var ama psikolojik olarak gücüm yok. Ve o ara bizim takımda Murat abi diye bir abimiz var. Beni aradı. Eskiden de iPhone'larda şey vardı. Böyle yana çekmiyordunuz da yeşil ve kırmızı tuş vardı. Yeşil okey, işte kırmızı da reddetmek anlamına geliyordu. Ondan sonra telefon elimdeyken beni arıyor. Yanlışlıkla ben de yeşil tuşa bastım. Telefonu açtım. Hadi be dedim. Ondan sonra bana dedi ki Furkan neredesin dedi. Ne yapıyorsun dedi. Arıyorum kaç sefer dedi. Açmıyorsun dedi telefonu dedi. Ama benim böyle hani harbiden konuşacak bir gücüm yok yani. Böyle bir enerjimin düştüğü, motivasyonum düştüğü, böyle her şeyin üst üste geldi ve yapamayacağımı düşündüğüm bir zaman dilimiydi bu. Ondan sonra dedi ki senle dedi konuştuğumuz birisi vardı ya dedi. Ben dedi onu aldım dedi. Restorana da geliyorum. Sen de hemen dedi çık dedi gel dedi. Yani o noktada inanılmaz böyle tabii moralim bozuk. Abi diyorum yani bugün değil başka bir zaman yapalım şöyle yapalım. Ama anlamıyor laftan Hakan abi. Ondan sonra dedi ki yani biz dedi geliyoruz dedi. Oğlum dedi olur mu öyle şey dedi. Hemen dedi gel dedi. Bak ne kadar zamandır bu görüşmeyi ayarlamaya çalışıyorum dedi. Biliyorsun dedi falan. Dedim baktım laftan anlamayacak. Tamam dedim ben dedim bir 40 dakikaya bir saate geliyorum dedim. Tamam dedi biz de anca o saatte orada oluruz. Hemen bir sakal tıraşı oldum bir duş aldım. Yolda gidiyorum Hakan abi. Yolda giderken de o zamanki yapmış olduğumuz o Diamond Building seminerlerinde şey anlatılırdı her zaman. İşte bir tane hattınızda bu iş insan tarama programı, bir tane hattınızda bir tane doğru bir insan, ikinci hattınızda doğru bir insan, üçüncü hattınızda doğru bir insan, 3 yıl sürse bile sonuçta Diamond olacaksınız diye anlatılıyordu ya. Evet. Giderken yolda böyle enerjim düşük, bir anda bir aklıma bir şey geldi, böyle bir fikir geldi. Dedim ki ya bu görüşeceğim kişi benim acaba Diamond'ım olabilir mi? Yani bu kişi benim Diamond'ım olacağını ben %100 emin olsaydım bu kişiye nasıl anlatırdım işte dedim. Vücudumu yönetemiyorum o an. Yani enerjim böyle bir yükseldi. İçimde böyle bir kanım hızlı bir şekilde akmaya başladı. Böyle bir inanılmaz bir frekansa girdim yani. Böyle yani 3-4 dakika önceki benle 3-4 dakika sonraki ben fark var. Neyse o enerjiyle giriyorum. Yani diyor yani şuna inanıyorum ama bu kişi benim Diamond'ım olacak yani. Buna inanıyorum. Gittim ondan sonra işte oturduk masaya. İşte Murat abi diyor neredesin diyor Furkan. Boş ver dedim oraları bir geçelim. Ondan sonra başladım anlatmaya. İşte ürünleri anlattım, işi anlattım. Böyle inanılmaz bir enerjiyle tabii anlatıyorum. Sonra döndüm. Ondan sonra o beyefendiye dedim ki ne düşünüyorsun dedim işle alakalı. Ki hiç söylenmemesi gereken bir cümle biliyorsun abi. Evet. En çok neresini biliyorsun, beğenilsin. En çok hoşuna giden şey ne oldu diye sorarken. Ben o zaman tabii çok eğitimleri falan da çok bilmediğimiz için orada şunu sordum. Dedim ki ne düşünüyorsun? Dedi ki bu iş mükemmel bir iş. Allah Allah. Yani onun da verdiği tepkiyi bir de sorguluyorum. Genelde hep şey derler işte param yok, zamanım yok, çevrem yok, bahaneler olur ya. Neden dedim öyle diyorsunuz dedim. Adamı sorguluyorum bir de. İnanamıyorsun. Kesinlikle. Dedi ki bu iş dedi kötü bir iş olsaydı dedi. Siz dedi şu an dedi bu enerjiyle dedi bana dedi bu işi dedi anlatamazdınız dedi.
Benim abi orada böyle bir hani insanda bir aydınlanma olur ya, ben orada şunu fark ettim. Aslında görüştüğümüz herkes bizim diamond'ımız olabilecek bir potansiyeldeki bir kişiymiş gibi görüşürsek sonuçları artacak. Ben orada şunu anladım. Evet, bu kişiye anlattığım şeylerden değil, bu kişi benim tutum tavrımdan, heyecanımdan ve bu kişi benim ona o aktarırken ki o frekansımdan etkilenmişti. Ben orada çok büyük bir ders aldım. O kişiyi soracak olursanız o kişi işin içerisine girmedi açıkça söylemek gerekirse. Ama bana Diamond'lığın anahtarını verdi. Bazı yapmış olduğumuz görüşmeler sonuca kayıt olarak, müşteri olarak döner. Bazıları da tecrübe olarak, eğitim olarak döner. Aslında o yapmış olduğumuz görüşme bana eğitim olarak dönmüştü. Ondan sonra ben görüştüğüm herkesle görüşürken bu kişi benim Diamond'ım olabilir veya bu kişi beni Diamond'ımla tanıştırabilir diye düşündüm. Benim şu anki bakış açım da şöyle. Kayeni noktasında insanlar dünyaya iki sebepten gelir. Bir, Diamond ve üzeri kariyerlere ulaşmak için. İki, Diamond ve üzeri kariyerdeki kişilerle bizleri tanıştırmak için. Ben şu anda görüştüğüm herkese bu bakış açısıyla görüyorum. Diyorum ki ya bu kişi benim Diamond'ım olacak ya da beni Diamond'ımla tanıştıracak ve bu şekilde aktarmaya, anlatmaya çalışıyorum abi. Bu mesela yaşadığım en böyle tap hayal kırıklıklarından bir tanesiydi. Onun dışında yine motivasyon düşüp inme durumu söz konusu olabiliyor. Onunla da alakalı şunu aktarabilirim. Bir gün Dubai'de Mark Davenport'tan bir eğitim alıyorduk. Double Red Diamond kariyerinde kendisi. Orada şunu sordu birisi, dedi ki sizin dedi Diamond kariyerine ulaştıktan sonraki süreçte hiç moraliniz, motivasyonunuz düşmüyor mu diye bir soru sordular. Orada verdiği cevap çok önemliydi. Benim hani şey gibi düşünmek lazım. Kayeni'de mesela başladıktan sonraki süreçte işte 100 tane farklı puzzle parçasını birleştireceğiz gibi düşünelim. 70-80 tanesini kitaplardan, videolardan, bir yerlerden öğreniyoruz. Ama birkaç tanesi böyle gerçekten bir 15-20 tanesi çok özel. Onları kamplarda, uluslararası toplantılarda, böyle liderlerle yaptığımız mentorluk toplantılarında bulabiliyoruz. Ve orada şunu anlatmıştı. Eskiden benim moralim bozulduğu zaman beni bir hafta boyunca moralim bozuk kalıyordu. Sonrasında bu birkaç güne düştü. Sonrasında bu birkaç saate düştü. Şu anda moralim bozulduğu zaman birkaç dakika sadece sürüyor dedi. Ve ben orada şunu düşündüm. Dedim ki ya benim moralim bozulduğu zaman ben bunu birkaç saniye nasıl düşürebilirim? Çünkü motivasyon dediğimiz şey iner çıkar, yani bu bir normal bir süreç. Çoğu insan şunu diyor: benim motivasyonum nasıl işte düşmemesini sağlarım? Motivasyonun düşmemesini sağlamaktan ziyade motivasyon düştüğü anda ne kadar kısa bir süre içerisinde bunu toparlayabiliriz, buna bakmak lazım aslında. Ve ben açıkça söylemek gerekirse eskiden birisi bana hayır dediği zaman veya işte olumsuz bir şey yaşadığım zaman birkaç gün harbiden moralim, motivasyonum böyle bir şey oluyordu, alt üst oluyordu. Şu anda birkaç saniyeye kadar bunları düşürebildim. Yani bir şekilde moralim bozulduğu zaman, motivasyonum düştüğü zaman hemen hayallerimi, hedeflerimi, nedenlerimi düşünüyorum. Takımımı düşünüyorum, geleceği düşünüyorum ve birkaç saniye içerisinde toparlıyorum. Yani hepimiz insanız, mutlaka inişler çıkışlar olacak motivasyon anlamda. Önemli olan şey bunu nasıl hızlı bir şekilde toparlayabiliriz, buna bakmak lazım. Bu da genelde aksiyona geçmekle oluyor abi. Peki, biraz sayılardan konuşabilir miyiz? Mesela grubunda şu an kaç kişi var? Yaklaşık 15 bin kişi civarında kişi var abi takımda. Bir sürü insan geldi geçti, değil mi? Evet. Peki kimler kaldı? Abi şöyle, ben toplamda 67 tane şahsi sponsorluk yaptım Kayen ticaretine. İşin içerisine aldığım kişi. Genelde 15 bin deyince özellikle ilk defa dinleyen kişiler diyor ki yani 1.000-1.500 tanesini sen dahil etmişsindir. Ben toplam 67 tane kişiyi işin içerisine dahil ettim. Onların çevresiyle beraber 15 bin civarında kişiye ulaştı. İşin içerisinde kalan insanlara baktığımız zaman genelde yani ana temel noktadaki yani ortak noktası nedenleri gerçekten olan, hayalleri olan, hedefleri olan insanlar aslında bizlerle beraber kaldı. Çünkü bir insanın bir nedeni yoksa, ben nedenleri şöyle, aslında kayan ticaretini 3 tane noktada birleştirebiliriz. 3 tane temel parametrede. Bu arada bir saniye bekleteceğim. Şu WhatsApp'ı kapatayım. Arkadan mesajlar geliyor da mesajlar görünce odağım dağılıyor. Şöyle, birincisi nedenler, hayaller, hedefler. Bunları şey gibi düşünebiliriz. Bir binanın temeli gibi düşünebiliriz. Yani binanın temeli ne kadar sağlamsa o kadar fazla kat çıkabiliyoruz. İkincisi inanç kısmı. Yani inanç çok önemli. İnanç da binamızın kolonları gibi düşünebiliriz. Üçüncüsü de plan ve aksiyon kısmı. Burası da binamızın o iç mimarisi diyebiliriz. Bu zamana kadar kayan ticaretin içerisinde kalan insanlara baktığım zaman bir temeli sağlam olan kişiler, yani nedenleri, hayalleri, hedefleri olan insanlar ve bunları yazılı hale getirmiş olan kişiler. İkincisi gerçekten inanan ve inancı da işte ürün, şirket, pazarlama planı ve kendimize olan inanç şeklinde bölebiliriz. Bu noktada inancı sağlam olan insanlar
Ve sonrasında da tabii planla beraber aksiyona geçen kişiler genelde bu tarz insanlar işin içerisinde kaldı. Peki. Şimdi çok ilginç bir şey oldu. Sen konuşurken benim bağlantıma bir şey oldu. Ben ding dang dong diye bir şeyler duydum. Ne konuştuğunu duymadım ama çok iyi konuştuğunu düşünüyorum. Arkadaşlar arasında sesle ilgili benden başka problem yaşayan olduğumu bilmiyorum. Ama herhalde en çok inanan, bu işin içinde en çok oyuncu olan kişiler kaldı diye konuştuğunu düşünüyorum. Peki bir şey Evet abi, soracağım sana. benzer şeyler söyledim. Evet, bir şey soracağım şimdi sana. Bugüne kadar kaç kişiyi Kayani'ye dahil ettin? Kaç kişiyle sıkıştın? 67 abi. Peki bunların kaç tanesi hala aktif çalışıyor? Abi yani şu an aktif olarak çalışan sayısı yüzde herhalde ya 67 kişi içerisinde %20 civarındadır. Yani topu topu 12 kişiyle 15 bin kişi mi yaptın? Evet abi. Ne kadar ilginç, değil mi? Ve Yani şu anda biraz değil. ekibinde bir sürü diamondların olduğunu biliyorum. Türkiye'deki en başarılı Blue Diamond'lardan birisin. Peki bu yolculukta nereye kadar gideceksin Furkan? Şöyle arkana yaslandığında ne görüyorsun ileride kendin için? Abi şöyle, şimdi ben açıkça söylemek gerekirse bu zamana kadar böyle yapısal olarak bir işe başladığım zaman sonuna kadar gitmeyi her zaman düşünen kişilerden bir tanesiyim. Ve bu noktada benim yani hedefim bazı kişilere biraz ütopik geliyor. Hatta bazı kişiler gülüyor. Ama çok hoşuma gidiyor çünkü insanlar koyduğumuz hayallere, hedeflere gülmüyorsa yeteri kadar zaten büyük değildir. Benim abi ilk hedefim Türkiye'nin her ilinden en az bir tane diamond çıkartmak. Süper. Sonrasındaki hedefim de dünyanın her ülkesinden en az bir tane diamond çıkartmak abi. Şu anda mesela benim downline'da tam 82 tane diamond var. Çok yakınsın diye düşünüyorum. Bunların birçoğu da senden geliyor. Peki bir şey daha soracağım. Şimdi bu işin bir de uluslararası bacağı var. İlk uluslararası bacakla tanıştığındaki duygularına gider misin? Ne hissetmiştin? Yani Abi yurt dışında ilk efsane Kayani bir soru. aktivitesine girdiğinde. Efsane bir soru. Şöyle, ben ilk Roma'da tanışmıştım uluslararası bir etkinlikle. Ondan önce Viyana vardı yanlış hatırlamıyorsam. Oraya gelememiştim. Roma'da 2016 yılıydı. Ve orada bir road rally etkinliği vardı. Roma'da o gitmiş olduğumuz etkinlikte şöyle, Körkensin'i bize anlatıyorlardı rahmetliyi. Ve açıkça söylemek gerekirse yani ben abarttıklarını düşünüyordum Körkensin'i. İlk Roma'ya gittiğim zaman orada Körkensin'i görünce böyle aramızda inanılmaz bir enerji oldu. Yani ben çok iyi İngilizcem yok. Çok fazla da böyle hani konuşamıyorum, kendimi ifade edemiyorum. Anlatılanları da çok fazla anlamıyorum. Ama o Körkensin'le bir araya geldik. Ondan sonra ben işte birkaç bir şey söyledim. Ben dedim işte Türkiye'den geliyorum dedim. İşte Emerald kariyerindeyim. İşte bana bir sarıldı. Ondan sonra ya o aramızda şey oldu. Sanki böyle birisiyle hani çok yakınsındır ama uzun zamandır görüşemiyorsundur. Böyle 10 yıl sonra bir araya gelirsin ya. Öyle bir frekans oldu. Sonrasında tabii oradaki o ortamda, oradaki o insanları gördüm. Yani dünyanın bambaşka ülkelerinden farklı farklı insanlar vardı. O insanların bir arada olması, o insanların oluşturmuş olduğu ortak enerjiyi gördüm. Onu da şuna benzetebiliriz abi. Ben kayan ticaretine girerken benim hedefim 3-5 bin lira para kazansam Allah bereket versin kafasında birisiydim. Yani böyle çok büyük bir hedefim, çok büyük bir hayalim yoktu açıkça söylemek gerekirse. Yani ilk baştaki hedefim yani 3-5 bin lira kazansam süper. Zaten bir işimiz var. Yanında part time olarak da bunu yapıp böyle bir gelir elde edersem süper olur diye düşünmüştüm. Bunu şuna benzetiyorum. Şimdi Kayani'yi bir su birikintisine benzetirsek ilk başta işin içerisine girerken hani Kayani'yi bir dere olarak görüyoruz. Yani o kadar bir çünkü o bakış açısıyla o vizyonla bakıyoruz. Sonra toplantılara gittikçe birkaç eğitim aldıkça bir bakıyoruz ki aslında Kayani bir dere değil bir gölmüş. Yani bizim düşündüğümüzden daha büyükmüş. Sonrasında böyle kamplara gidiyoruz. Oralarda işte başarılı olmuş liderlerle tanışıyoruz veya uluslararası liderlerin işte videolarını seyrediyoruz. Ya diyoruz bu iş diyoruz bir denizmiş diyoruz ya o da bir su birikintisi ve büyük bir denizmiş diyoruz. Uluslararası etkinliğe gidince de bu işin büyük bir okyanus olduğunu ve bizim gerçekten düşündüğümüzden çok daha büyük bir vizyonu olduğunu görüyoruz. Ve açıkça söylemek gerekirse uluslararası etkinliklerde sahneye çıkan insanların hepsinden bir parça, kendinizden bir parça görüyorsunuz o insanlarda. Aslında hep bir iyi insan çekim alanı var. Yani kişinin inancı ne olursa olsun, kişinin hangi ülkede yaşadığı hiç fark etmeksizin o sahnedeki insanlardan bir şeyler kapıyorsunuz. O yüzden ya benim için açıkça söylemek gerekirse o uluslararası toplantıda o puzzle'daki oturmayan 5-6 tane parça oturmuştu. O frekans, o enerjiyle beraber onlar tamamlanmıştı diyebiliriz abi. Peki,
Biraz da özeline gireceğim. Çünkü seni takip edebildiğim kadarıyla Kayan camiasında parasını en akıllıca kullanan kişilerden birisin. Çok önemli yatırımlar yapıyorsun. Hayallerini de gerçekleştiriyorsun bir taraftan. Bir taraftan da gelecek için yaptığın yatırımlar var. En son çok anlamlı bir şey yaptınız sevgili Ferhat'la beraber. Biraz anlatır mısın? Tabii abi şöyle. Şimdi ben Kayan Ticaret'in içerisine girerken benim ilk başta bir tane böyle bir yani işte BMW 3 kasaları ben çok seviyordum. Yani bayılıyordum onlara. Dedim bir tane bir BMW 3 kasa almalıyım diyordum. Bu arada Kayan'dan önce bizim işte kullanmış olduğum benim araba restorandaki hal arabası Citroen Berlingo'ydu. Ondan sonra ve böyle bir hedefim, böyle bir hayalim vardı. Bunu aldık. Sonrasında tabii farklı farklı hedefler oluştu. Özellikle Hakan abi senin bir tane bir eğitimin vardı Mecidiyeköy'de. Hiç unutmuyorum o eğitimi. O eğitimde şey demiştin. Yani kendi yaşam yolculuğunuzu yapın ve hangi kariyere geldiğiniz zaman hangi kariyerde ne yapmak istiyorsunuz, ne almak istiyorsunuz, aylık ne kadar para kazanacaksınız bunların hepsini yazın demiştiniz. Hatta kendi Excel'inizi abi göndermiştiniz. İşte orada renkli renkli. O zaman siz galiba Blue Diamond kariyerindeydiniz abi. Ve orada işte Green Diamond'da, işte Purple Diamond'da neler yapacağınızı yazmıştınız. Ben onu görünce, o zamana kadar söyleniyordu eğitimlerde ama çok fazla açıkça söylemek gerekirse onları şey yapmamıştım. Hani oturup yazılı hale getirmemiştim. O gece ben çok heyecanlandım. Ve o gece ben bütün abi hayallerimi, hedeflerimi hepsini yazdım. İşte o zaman Emerald kariyerindeydim bu arada. İşte Diamond kariyerine geldiğim zaman ne yapacağım? İşte Blue Diamond kariyerine geldiğim zaman ne yapacağım? İşte nasıl bir saat alacağım? Nasıl bir işte araba alacağım? Nasıl bir işte seyahatlere gideceğim? Hepsini yazılı hale getirdim. Bunları abi yazılı hale getirdikten sonra orada bir yat hedefim vardı aynı zamanda. Hem kaptan olduğum için hem de denizi gerçekten çok seviyorum. Ve bu noktada pandemi sürecinde de Ferhat'la beraber bir karar verdik ve bir tane yat aldık abi. İsmini de dedik ne yapalım ne yapalım. Ondan sonra ne yapabiliriz ismini diye düşündük. Bizim için çok anlamlı bir isim oldu. O yatın kendisinden çok daha değerli bizim için. İsmini de Körkensin koyduk. Çünkü bugüne gelmemizi sağlayan, bugünkü belki Furkan'ı, Ferhat'ı borçlu olduğumuz kişi, bu vizyonu ortaya çıkartan kişi bizim hayatımızda gerçekten yeri çok farklıydı. Böyle bir abi ona yani onun bize kattıklarını ödeyemeyiz tabii ama böyle bir şey yapmak istedik yani jest yapmak istedik. Bence de çok anlamlıydı. Ben yatın ismini gördüğümde hüngür hüngür ağladım. Çok yani anlamlı bir şeyi yakalamıştınız. Bir şey soracağım. Kaç yaşındasın şu anda? 28 abi. Geleceğe nasıl bakıyorsun? Geleceğe abi yani açıkça söylemek gerekirse huzurla güvenle bakıyorum. Korkuların yok mu? Parasız kalırım, sefil olurum, işsiz kalırım. Abi yani %1'i bırak milyonda biri bile geçmiyor aklımda. Peki soruyu değiştireceğim o zaman. Gelecekte muhtemelen hiç para derdi olmadan yaşayacaksın. Çünkü bunu çok erken bir şekilde hallettin. Yani 23 yaşında mı bize gelmiştin Furkan? Abi 21'de geldim. 21'de geldin 28. Bu 7 senede parayla ilgili bütün sistematiğini kurdun ve varlıklı bir hayat yaşıyorsun. Düzenli bir gelirin var ve oldukça da iyi bir gelirin var. Şimdi bundan sonra gelecekle ilgili para problemin olmadan bir hayat süreceksin. Bu nasıl bir duygu abi? Abi şöyle söyleyeyim. Benim Kayani'ye başlarken yani Kayani'den önce de mesela bazı hedeflerim vardı. Şöyle Kayani'den önce hep ben şunu söylüyordum. 30 yaşından sonra bir daha para için çalışmayacağım. Hep bunu zaten söylüyordum. Kayani karşıma çıkınca aslında ilk birkaç ay değil ama özellikle 6. 7. aydan sonra bunu 30 değil çok daha erken yaşlarda yapabileceğimi gördüm. Çünkü 3-5 yıl gerçekten yani nefes almadan çalışmak derler ya ben açıkça söylemek gerekirse ilk 3 yıl boyunca çok sıkı bir performans ortaya koydum. Ve yani hiçbir hobimi yapmadım. Onun dışında yani Kayani'nin kampları dışında hiçbir zaman tatile gitmedim. Mesela sinemaya çok fazla gitmedim. Çünkü bir bedel ödeme zamanı söz konusuydu. Yani benim için işte hayatımın sonuna kadar günde 7-8 saat çalışmaktansa ben dedim ki 2-3 yıl boyunca gerekiyorsa günde 13-14 saat çalışırım. Ama ondan sonraki hayatımı kurtarırım ve hedefim şuydu. Yani para sorununu bir ortadan kaldırıp hayatı yaşamak istiyordum abi. Benim açık ve net söylemek gerekirse şu an yaptığım doğru başlangıç toplantılarını da anlatıyorum. Benim Kayani'ye başladığım zaman yani birkaç aydan sonraki süreçte o bilince gelince şunu söyledim kendime. Ben parayla alakalı sorunları ortadan kaldırıp hayatı yaşayacağım. Hayatı gerçekten yani para için değil ama yaşamak için yaşayacağım demiştim. Çünkü şöyle ben şuna inanan birisi değilim. Yani bizim bu dünyaya gönderilme amacımız yani bir yere gidip işte bir firmada veya işte bir kurumsal hayatta veya bir maaş peşinde koşup böyle gerçekten
sadece çalıştığımıza geldiğimize inanan birisi değilim. Ben bu hayata yaşamaya, bir şeyleri keşfetmeye, bir şeylerin farkına geldiğimizi, farkına varmaya geldiğimizi düşünen birisiyim. O yüzden böyle bir abi hedefim vardı. Yani duygusal anlamda da, yani duygu anlamında da şöyle, açıkça söylemek gerekirse Kayani insanların zihninde almış olduğumuz eğitimlerle beraber çok değişik bir farkındalık oluşturuyor. Belki ben Kayani ile tanışmasaydım şu anki gelmiş olduğum zihin yapısına çok daha uzun zamanda, belki işte 40'lı 45'li yaşlarda gelecektim. Çünkü okuduğumuz kitaplar olsun, işte sizlerden, diğer liderlerimizden almış olduğumuz eğitimler olsun, bunlar bize çok ciddi farkındalıklar oluşturdu. Ben 21 yaşında başladım abi. 24 yaşından sonra da Allah'a şükür olsun bir daha çok büyük bir problemim olmadı. Bu da çok güzel bir duygu, ama bunun için sen beni en yakından tanıyan kişilerden bir tanesin abi burada. Yani gerçekten çok ciddi bir efor sarf ettik mi? Sarf ettik. Yani gece saat 3'lerde 4'lerde eve girip 3'lere 4'lere kadar sunum yaptığımızı da biliyorum. Onun dışında işte haftanın 7 günü, bırakın ayın 30 günü çalıştığımızı da biliyorum. Ama bir bedel ödemek lazım bir şeyleri elde etmek için. Ve hayatımızda daha önceden hiç elde etmediğimiz bir şeyi elde etmek için de hayatımızda hiç çalışmadığımız kadar çalışmamız lazım. Elimizde çok büyük bir imkan var. Bir tane bir futbolcuya soruyorlardı. Hiç o şeyi, röportajı unutmuyorum. Futbolcuya soruyorlar, diyorlar ki siz, diyorlar yani şu an çok iyi bir gelir kazanıyorsunuz ve hala çok çalışıyorsunuz. Niye çok çalışıyorsunuz? Diyor ki benim şu an kazanmış olduğum gelirin %1'ini babam belki kazanamıyordu. Ve halde günde 15-16 saat çalışıyordu balık işinde. Ama ben şu an en sevdiğim işi yapıyorum ve hobimi yapıyorum. Aynı zamanda böyle bir gelir kazanıyorum. Niye çalışmayayım ki, diyordu. Benim içinde abi şu an böyle oldu. Mesela bugün bu 9. toplantım. Biliyorsun abi, erkenden başladık siyah konsey toplantısı olarak. Sonra aralarda toplantılar vardı. Ya ben şu an aslında hobimi yapıyorum. İnsanlara fayda sağlıyorum. Kendime fayda sağlıyorum. Aynı zamanda Kayani burada ödeme yapıyor. Bu gerçekten çok keyifli, çok güzel bir şey. Peki, son zamanlarda muhtemelen siz de 2-1 çalışma sistemine döndünüz diye düşünüyorum internet üzerinden. Biz de öyle çalışıyoruz ve çok ilginç bir istatistik yakaladık. Ortalama 4 kişiye video izlettirebildiğimizde bir tanesi evet diyor. Bu mantıkla 16 kişiye iş taratırsak her ay 4 kişiyle sıkışabiliyoruz. Ve bunu kopyalarsak da müthiş bir büyüme var. Ama teknolojiyi çok iyi kullandığımız için günde yaklaşık yarım saatle bu kadar büyüme elde edilebilirken biz bunu bile yaptıramıyoruz arkadaşlarımıza. Bu salonda da birçok arkadaşımızda hala bu tereddüt var. Yani bırak senin gibi benim gibi 10-12-15 saat çalışmayı, günde yarım saatçik insan tarama için vakit ayıramıyor arkadaşlar. Bu gruba ne demek istersin abi? Abi onu şöyle anlatayım. Şimdi benim 7 yıl 3 ay oldu Kayani Ticaret'ine başlayalı. 6 yıl 3 ayı bir yana, bir yılı da bir yana koyuyorum. Şöyle 6 yıl 3 ay boyunca geçen gün bir hesap yaptım abi. 42 tane ile gitmişim Hakan abi. Bir tanesi Kayani dışında. Geri kalan 41 tanesi Kayani ile beraber gittiğim iller. Bu arada yani dolaşmaya, işte o illeri keşfetmeye değil, çalışmaya gittiğim yerler buralar. Yani harbiden gittiğim zaman tabii aynı zamanda işte o ilin güzel yerlerine gidiyorduk, ama ağırlıklı olarak çalışmaya gittiğim yerler. Bir hafta içerisinde 8-9 tane, bazen 10 tane farklı ile gittiğimi biliyorum. Ve hep aklımızda şey vardı, yani bu iş evet güzel bir iş, güzel gelirler elde ediyoruz, ama bunu herkes yapabilir mi diye hep kafamızda endişeler vardı. %80 de genelde sahada çalışıyorduk, %20 online olarak, ama online'da sadece eğitimler yapıyorduk. Sonra pandemi süreci gelince Hakan abi bir şey olduk, böyle bir yani takımdaki insanlar arıyor, Furkan ne yapacağız, işte sokağa çıkma yasakları var ve benim takım sahaya aşık bir takım. Yani ben eğitim yap diyordum mesela liderlerime, abi beni online'a yazma. Ya bana söyle, ben 5 tane ile gideyim bir hafta içerisinde, farklı farklı illerde eğitim yapayım, ama beni online'a yazma diyorlardı. Yani online'a o kadar şeylerdi. Yani sahada, çünkü birebir iletişimi çok seven insanlardı takımdaki insanlar. Ve abi açıkça söylemek gerekirse ben onlara şu inancı verdim. Yani bunu aslında sen sahada yapıyorsan online'da da yapabilirsin. Ve beraber başladık pandemi sürecinde, ki geçen yıl 3.7 kat büyüdü Kayani Türkiye. Son 3 ay içerisinde ama şey vardı aklımda hep, bir yerde bir şeyler eksik, bir şeyler eksik. Yani hep bir şeyler var ama bir yerde bir şey eksikti yani kafamızda. Ve son 3 ay önce bunu da fark ettik. Özellikle takıma giren kişilerle online toplantılar sayesinde doğru başlangıç toplantılarını yapıp 2-1 görüşme temposuna girdik. Ve açıkça söylemek gerekirse yani çok ciddi bir ivmelenme söz konusu oldu.
hem Türkiye'nin farklı farklı illerindeki insanları tekrardan işte işin içerisine dahil etmeye başladık. Daha önceden başlamış ama işte uzaklarda kalmış, birebir çalışamadığımız için işte tam istediği başarıyı elde edememiş Diamond adaylarımız vardı. Onları adapte etme süreci söz konusu oldu ve hem yurt dışındaki kontaklar da devreye girmiş oldu. Ama burada şöyle bir şey var. Bir rahatlık alanı. Şimdi Kayahane Ticareti'ni şu anda online çalışma sistemiyle beraber yaşam alanımızın içerisinde kurabiliyoruz. Yani günde sadece yarım saat, bir saat çalışarak ki ben şu an doğru başlangıç toplantıları yapıyorum takıma giren bazı birebir çalıştığım gruplarla. Onlara mesela günde bir saat çalışarak şu anda geçen ay mesela Safir Kariyerine gelenler var. Örnek. İşte bu ay şu an Ruby koşusunda olanlar var. Günde sadece bir saat çalışarak. Ama bunun için bir disiplinli bir şekilde çalışmak lazım. Ben de bunu şöyle çözdüm abi açıkça söylemek gerekirse. Bugün ne yapsam diye düşündüğümüz her gün boşa geçmiş bir gündür. Yani bu çok Doğru. önemli bir cümle. Bunu ben bir tane bir abiden öğrendim. Gayrimenkul sektöründeki bir abiden öğrendim. Bugün ne yapsam diye düşündüğümüz her gün boşa geçmiş bir gündür. Böyle o cümleyi duyduğum anda ya süper bir cümleymiş dedim. Direkt attım hafızaya, notlarıma da yazdım. Ben şu anda şunu yapıyorum abi. Özellikle buradaki herkese de onu tavsiye ediyorum. Haftalık listeler yapın. Yani bu hafta kimlerle görüşeceksiniz? Çünkü öbür türlü ne oluyor biliyor musun? Bir liste yapıyorsunuz. 200-250 kişi, 300 kişi neyse artık 100 kişi veya. Liste yapıyorsunuz. Biz listeye bakıyoruz. Liste bize bakıyor. Biz listeye bakıyoruz. Liste bize bakıyor ama yani o hani örnek olarak büyük bir lokmayı ufak ufak parçalara ayırıp yemek lazım ya. Hani burada da listeyi bölmek lazım. Benim tavsiyem şu. Takımdaki kişilere ben şunu uygulatıyorum. Diyorum ki bu hafta görüşeceğin kişiler kimler? Bana diyorum bunun listesini gönder. Bir haftalık. Örnek biz haftanın 7 günü değil 6 günü çalışıyoruz bu arada. Herkese diyorum bir gün mutlaka Kayen ile alakalı hiçbir şey yapma. Bir gün kafanı dinle diyorum. Çünkü öbür türlü her gün çalıştığımız zaman vücudumuzda bir yorgunluk oluyor. Ama 6 gün çalışıp bir gün dinlendiğimiz zaman bir sonraki 6 gün çok daha performansımız yüksek Doğru. olabiliyor. Bir de 6 günde yetiştiremediğimiz şeyi 7 günde de yetiştiremiyoruz. O yüzden ben bir gün mutlaka diyorum Kayen ile alakalı hiçbir şey yapma diyorum. Burada da abi haftalık liste yaptırıyorum. Yani buradaki liderler gerçekten ciddi işler başarmak istiyorlarsa, Kayeni'de Diamond ve üzeri kariyerlere gelmek istiyorlarsa onlara tavsiyem haftalık listeler yapsınlar. Sonra bu haftalık yapmış olduğu listeyi mesela örnek günde 3 kişiden bir hafta içerisinde 18 kişiyle görüşecek diyelim ki. Bu 18 kişiyi de gün gün ben örnek olarak bugün günlerden ne Salı, yarın Çarşamba. Ben Çarşamba günü işte Hakan'la, Ahmet'le, Furkan'la görüşeceğim. Perşembe günü işte Süleyman'la, Veli'yle, Emre'yle görüşeceğim. Ondan sonra işte Cuma günü mesela örnek işte Şule'yle, Aysel'le, Fevze'yle görüşeceğim diye bunları yazsınlar ve düşünmesinler. Çünkü insanın en büyük problemi düşünmekten dolayı hareket edememesi. Yani Hiç düşünce. düşündükçe aynen öyle hiç düşünceyle yapmak lazım yaptığımız her şeyi. Bunu da hani şöyle bir örnek vereyim. Örnek işte elimde diyelim ki işte 1 litrelik bir şaşal var. Öyle düşünelim. İşte 1 litrelik bir su var elimde. Ve tutuyorum bunu böyle tutuyorum. Bu su hafif bir su değil mi? İşte bakıyoruz 1 litre bu elimden alıyorum, bu elime atıyorum. Havaya atsa birisi yakalayabilirim. Ama ben bu suyu bir saat boyunca tutsam ağırlaşır değil mi? Ve Çok. artık bir saatten sonra onu tutamayacak duruma gelirim. O kadar ağırlaşır ki belki bir ton etkisi yapar. Doğru mu? Değil Çok mi? doğru. Ama şimdi biz bu suyu tartalım. Şu an tarttık 1 litre. Bu suyu biz 2 saat boyunca tutalım. Bir daha tartalım. Yine 1 litre. Aslında su ağırlaşmıyor. Biz onu tuttuğumuz için kaslarımızdan dolayı ağırlaştığını düşünüyoruz. Şimdi düşünceler de böyle. Hiç düşünceyle yapmadığımız zaman bir şeyi kafada büyütüyoruz. Aslında zihnimizde edindiği yer belli onun. Ama biz onu düşündükçe, düşündükçe, düşündükçe aksiyona geçmedikçe, hiç düşünceyle bir şey yapmadıkça o zihnimizde bizim büyüyor. Aynı bu suyu tuttuğumuz zaman 1 saat sonra bir ton etkisi yapıyormuş gibi zihnimizde de böyle bir etki yapıyor. O yüzden zihnimizden onu atıp kağıda dökmemiz çok önemli. Kağıda döküp gün gün bunları çıkarttığımız zaman o zaman sonuçlar gelmeye başlıyor. Ve burada takımı olan liderlere de şunu tavsiye ediyorum. Takımınızda yapılan 2'ye 1 görüşmeleri mutlaka tutun. Yani şöyle mesela ben takımdaki liderlerime soruyorum haftalık olarak. Diyorum ki bu hafta içerisinde senin takımında kaç tane 2'ye 1 görüşme yapıldı? Bana mesela abi diyor tutmuyorum ki diyor mesela. Diyorum ki abi diyorum bak bundan sonraki süreçte tut. Bunu tutmazsan yani çünkü Mark Dehnbord şöyle bir cümle söylemişti. Eğer sayılar yoksa gelişigüzel çalışıyorsunuzdur. Gerçek bir işiniz yoktur. Çok Gerçek doğru. bir işinizin olmasını istiyorsanız sayılarınızın olması lazım demişti. Ve
Ben bunu uyguladığım liderlerime bakıyorum. Yani şöyle söyleyeyim abi, 2 yıldır hiçbir kariyeri olmayan bir abimiz bu ay Safir oldu, şu an Ruby'ye gidiyor. Geçen ay sadece bir konuşma yaptım onunla ve dedim ki senden tek bir ricam var. Günde takımında kaç tane 2'ye 1 görüşme yapılıyor, bunları not al. Ve şunu fark ettik aslında. Şimdi normalde mesela örnek bu hafta çalıştık, ciroları iyi, bir sonraki hafta kötü. Bir baktık ki bir sonraki hafta aslında biz 2'ye 1 görüşme yapmamışız. Tabii. Sayıları tutunca bunun farkına varıyoruz. Sayıları tutmayınca bunun bilincinde bile olmuyoruz ve işletme körlüğü denilen kavramın içerisine girmiş oluyoruz. O yüzden sayıları da tutmalarını abi tavsiye ediyorum, açıkça söylemek gerekirse. Şimdi bizim sloganımız şu: her hafta 4 kişi tara, ayda 16 kişi tara, böylelikle 4 kişiyle sıkış ve bunu kopyala. Aslında son derece kabul edilebilir, yarım saat bir çalışmayla yapılabilir bir şey. Sevgili Murat Köseler şöyle bir şey yaptı geçen hafta. Bir ayda tarayacağı 16 kişiyi bir haftada taradı. 6 kayıt aldı. Şimdi böyle de bir yanı var. Şimdi, ve bu arada Murat Bey part-time. Yani buradaki arkadaşların çoğunun tanıdığını düşünüyorum. Aslında bakıldığında bizim eski tempomuza çıkabilseler yeni sistemde ortada çılgın şeyler olacak. Efsane. Değil mi? Hani abi yani şöyle söyleyeyim abi. Benim mesela şu an takımda birkaç tane geliyor, öyle günde 7-8 tane görüşme yapan kişi geliyor. Birkaç ay içerisinde Diamond'lığını kutlayacağız. Biz şu an o moda biraz girmeye başladık. Herkes tabii girmiyor ama girenlerle inanılmaz şeyler yapabiliriz. Çünkü bir, coğrafya sınırı ortada yok. Tabii. İki, normalde biz insanlarla görüşmek için onları alıp seminer salonuna veya genel müdürlüğe veya bir yerde buluşmak zorundaydık. Zaten günde 2-3 saatimiz sadece yola gidiyordu. Aynen. Masraf derdi vardı. Masraflı bir iş. Hani tamam, örnek para kazanıyorsun, senin paran var ama parası olmayan kişi nasıl yapacak? Böyle bir sorun vardı. Ve günde en fazla 5-6 görüşme yapabiliyorduk. Ama şu an online'da yani yarım saatlik görüşmelerle beraber, yani ben şu an başlasam günde herhalde en kötü günümde 10 tane görüşme varım, yani çok rahat yapılabilir. Bir de Hakan abi söylediğin şeye şöyle bir katkı sağlayayım. Abi benim takımımda bir tane bir liderimle bir gün oturuyorum Samsun'da. Ondan sonra işte konuştuk. Ya dedi Furkan dedi, ben dedi işte bu ay dedi Safir dedi hedefim var dedi ve Safir dedi kariyerine dedi gelemedim dedi. Abi dedim bu ay toplam kaç kişiye iş anlattın? Bir çıkarttık abi. 9 kişiye iş anlatmış. Ya dedim hani hepsi işin içerisine girse de Safir kariyerine gelemiyorsun. Bir. İki, başka bir örnek vereyim. Bir tane bir abimizle konuştuk. Dedi ki Furkan siz 10 kişiyle görüştüğünüz zaman 2 tane kayıt aldığınızı söylüyorsunuz. Ama o oranlar bende işe yaramıyor. Dedim abi nasıl yaramaz yani, bunlar hani uluslararası olarak kabul edilmiş oranlar, yani 10 kişiyle görüşüyorsan 2 tane kayıt alırsın. Bir baktım abi 30 kişiyle görüşmüş ama 2 yıl içerisinde. Ve otomatikleşme süreci diye bir süreç var. Her gün 1 saat araba süren kişiyle 5 saat araba süren kişi arasında dağlar kadar fark vardır. Haftada 2 saat araba süren arasında dağlar kadar fark vardır. Siz bir hafta içerisinde 4 kişiye işi anlattığınız zaman 1 tane kayıt alırken, bir ay içerisinde 16 kişiye işi anlattığınız zaman 4 tane kayıt alırken, bir haftada anlattığınız zaman çok daha fazla kayıt alırsınız. Çünkü niye? Otomatikleşme süreci devreye girer. Ve bir görüşme biter, diğerine başlarsın. Bir görüşme biter, diğerine başlarsın. Bir görüşme biter, diğerine başlarsın. Ben Hakan abi belki hatırlarsın, bir ara sahada arkadaşlar 10 kişiyle görüşüyordum, 9 tanesinin kaydını alıyordum. Evet. Bakın 10'da 9, yani Form. şey uç bir örnek, yani şok oluyordum, kendime bile şok oluyordum. Şu anda da bakıyorum. Sonra düşündüm o günleri nasıl alıyordum acaba? Öyle bir tutum tavır oluşuyordu ki, çünkü günde 7-8 tane görüşme yapıyordum zaten. Ve şöyleydi yani, ben birisiyle görüşürken o görüşmem bitmeden diğer misafir geliyordu. Onu bırakıyordum, buna geçiyordum. Abi diyordum bak bu kişiyi ben işe alabilirim. Hemen kayıt ol, gelirse senin takımına gelsin. Öbürüyle görüşüyordum. O süreç öyle bir noktaya gelmişti ki 10'da 8, 10'da 9'da gittiğim zamanlar söz konusuydu. O yüzden yani ne kadar bir hafta içerisinde 4 değil 8, 10 tane yaparsınız, ona göre oranlarınız çok daha artar tabii ki. Aslında pandemiyle beraber yepyeni bir kayan işi inşa ettik. Yepyeni bir dinamiğe döndük. Ve eskisine göre çok daha verimli çalışıyoruz. Hiç para harcamadan çalışıyoruz. Hatta hatırlıyor musun, sen bir mesaj bırakmıştın: ya Hakan abi, bu online süpermiş çünkü hiç para harcamadan para kazanıyorum. Ve bu aslında çok önemli bir de slogan işi insanların önüne koyarken bu kriz döneminde. Hiç para harcamadan para kazanmak için hoş geldin. Burada artık toplantıyı kapatacağız. Son 10 dakikamız. Sana şunu sormak istiyorum. Burada birçok arkadaşımız var ve tabii ki gecenin bu saatinde biz dinlediklerine göre hepsi kariyer yapma heyecanıyla yanıp tutuşuyor. Onlara verebileceğin mesajları bir toparlayabilir misin? Tabii ki de. Abi şöyle, öncelikle şunu söyleyeyim. Ben açıkça söylemek gerekirse online sisteme geçtikten sonra hep şunu konuşuyorum. Pandemi bitse de dünyada bir tane korona
virüsü bulaşmış kişi kalmasa da bir daha eski çalışma sistemine dönmeyeceğim. Bunu yani gönülden ve içten söylüyorum. Çünkü şunu fark ettim. Aslında kendime dışarıdan bir göz olarak baktığım zaman pandemi sürecinde aslında sahada yaptığımızın çok daha fazlasını ve aslında aynı zamanın yarısını harcayarak, aynı emeğin yarısını harcayarak çok daha iyi bir noktaya getirebiliyoruz işimizi. Çünkü bu noktada şöyle bir gerçeklik var. Yani coğrafya sınırı ortada yok. Bakın şu an normalde bu toplantıyı fiziki olarak bir yerde yapmaya çalışsak şu an 60 kişiyiz. Belki 10 kişi bir araya gelebilecektik. Ama şu an 60 tane Türkiye'nin farklı farklı yerlerinden, belki dünyanın farklı ülkelerinden şu an katılımcılarla beraber buradaki bu toplantıyı yapabiliyoruz. Böyle bir avantaj var. Ve benim mesela işte bir önceki saat bir toplantım vardı. Ve kendi işimi de ihmal etmeden hiçbir şekilde burada toplantımızı yapabiliyoruz. Belki buradaki liderlerin bir saat önce kendi sunumları vardı. O yüzden bunun kıymetini bilmek lazım. Şimdi biz açıkça söylemek gerekirse o zaman sahada çalıştığımız zamanlar çok zordu. Ve biz onun kıymetini biliyoruz. Ama yeni işin içerisine giren insanlara biz şu an anlattığımız zaman açıkça söylemek gerekirse Hakan abi bize uzaylı gibi bakıyorlar. Ben anlatıyorum mesela biz bunları yapıyorduk, şunları yapıyorduk, şöyle yapıyorduk, böyle yapıyorduk. Diyorlar ki yani böyle bir şey olsa ben hayatta bu işin içerisine girmezdim. O zamanlar gerçekten zor. Şu an kolay. Ama işte bir şey kolay olduğu zaman bir şeyi yapmak da kolaysa yapmamak da kolay. Şimdi örnek günde yarım saatimizi ayırıp ikiye bir görüşme yapmak kolay. Ama yapmamak daha kolay. Şu an mesela akşam saat 22'de bu toplantıya katılmak çok kolay. Ama katılmamak daha kolay. Önemli olan şey biz hani kolayı mı seçiyoruz, daha kolayı mı seçiyoruz? Buna bakmak lazım. Çünkü mesela sabahları biz sabah toplantıları yapıyoruz mesela. Bakıyorum bazı kişiler uyumaya devam ederken bazıları toplantılara katılıyor. Ama ben o farkı 2-3 ay sonra görüyorum. Bir bakıyorum ki birisi Safir Rubi kariyerine gelmişken diğeri hala yerinde patates sayıyor. Birincisi ya bu noktada evet konfor alanının içerisindeyiz online çalışma sisteminde. Ama öz disiplini organize etmek gerekiyor. İkincisi az önce söylediğim gibi yani kariyer yapmak istiyorsanız planlı programlı bir şekilde ve her gün kiminle görüşeceğinizi yazılı hale getirin. Haftada 4 mü? Ben bu hafta şu 4 kişiyle görüşeceğim diye haftanın başından bunları mutlaka belirleyin. 8 mi? 8 kişiyi haftanın başında belirleyin ve hafta içerisinde düşünmeyin. Sadece aksiyona geçin. Sadece harekete geçin. Diğer bir konu da abi. Yani bu benim her zaman vermiş olduğum bir örnek. Çok seviyorum. Şimdi önümüzde bir tane bir şişe var. Ve bu şişe yaklaşık 1 litrelik bir şişe. Şimdi bu şişenin içerisine yukarıdan 1 litre su doldursak dolar değil mi? Ama bu şişenin kapağı açıksa dolar. Kapağı eğer kapalıysa bu şişenin biz buna 1 ton su dökelim yukarıdan. Bakın 1 ton su dökelim yukarıdan bu şişenin içerisine dolmaz. Çünkü kapağı kapalı. Önemli olan şey kapağı açmak lazım. Kapağı açmak nedir? Kapağı açmak görüştüğümüz insanlarda bir farkındalık oluşturarak onlara doğru ve güçlü soruları sorarak aslında işte örnek yeni bir iş fikrine açık mısın? Sunuma başlamadan önce şu soruyu sormak mesela yeni bir iş fikrine açık mısın? Kendini 3 yıl sonra 5 yıl sonra nerede görüyorsun? Bu pandemi süreci seni mesela endişelendiriyor mu? Bunlar çok güçlü sorular gerçekten. Bunları sorup o ısınma yapmadan sunuma geçme derdik ya eskiden Hakan abi. Şu an online sistemde de ısınmayı mutlaka atlamamız lazım. Çünkü ısınma kapağı açmak anlamına geliyor. Duygu abla beni ilk toplantıya çağırdığı zaman bana değil aklına ve beynine güven. Ben seni buraya bu ürünü veya bu işi yap diye çağırmadım. İncele diye çağırdım dediği için benim o kapak açıldı. Ve 1 litre suyla doldu direkt. Ve ben kayıt oldum. Ama bana o cümleyi söylemese ben sunuma girsem belki bugün aranızda yoktum. O kapağı açmak lazım. O yüzden ısınma yapmadan asla sunuma geçmenizi ben tavsiye etmiyorum. Mutlaka önden yeni iş fikirlerine açık mısın? Şu an pandemi seni işte endişelendiriyor mu? Kendini 3 yıl sonra, 5 yıl sonra nerede görüyorsun? Hayatınla alakalı şu an endişe duyduğun bazı şeyler var mı? Diye sorular sorup sonrasında sunuma geçerseniz oranlarınız inanılmaz yükselir. Yine söyleyeceğim şeylerden bir tanesi bu. Bunun dışında bu tarz evet etkinlikler güzel. Toplu yapmış olduğumuz eğitimler, toplu yapmış olduğumuz etkinlikler güzel. Ama onun dışında mutlaka takımınızla 3 kişi misiniz takımda? 3 kişi mutlaka bir araya gelip haftalık planlarınızı beraber yapın. 5 kişi misiniz takımda? Mutlaka bir araya gelin. Sadece Hakan abinin yapmış olduğu toplantılara katılmanızı tavsiye etmem. Ben çünkü takımdaki bütün liderleri şu an bunu tavsiye ediyorum. Ve inanılmaz bir momentum başladı şu anda bununla birlikte. Bir de benim gördüğüm şey abi senin az önce sorduğun soruya da hatta ek olarak şey yapmış olayım söylemiş olayım. Yani kimler hani işin içerisinde kaldı dedin ya abi sorumluluk alan insanlar işin içerisinde kaldı. Yani bana mesela liderlerim bana bir söylüyorsa ben üç yapmaya çalışıyordum.
Şimdi genelde biz insanlara bir söylüyoruz 0.10 yapmaya çalışıyorlar veya yarısını yapmaya çalışıyorlar. Ama bana kim ne derse de bana bir yap diyorlardı. Ben 3 yapıyordum. Hakan abi bir yap diyecek kimse bile yoktu. Kendi başına yaptı her şeyi. Yani o yüzden burada sorumluluk almanızı tavsiye ediyorum. Bakın sorumluluk alırsanız para kazanırsınız. Verirseniz de servet kazanırsınız. Önce sorumluluk alarak sonra sorumluluk vererek işi kurmak lazım. Çünkü sorumluluk kim alıyorsa o insanların işi, o insanların ticareti büyüyor. Sorumluluk almak nedir? Örnek olarak diyorum işte bugün akşam bu saatte toplantımız var. Takımınızdaki kişileri arkadaşlar arayın. Takımınız çok büyükse takımınızdaki ana liderleri arayıp onların aramalarını sağlayın mesela. Bu etkinlikleri kaçırmasınlar. Örnek sabah toplantıları mesela varsa işte yapıyorsanız kaçırmasınlar. Haftalık yapmış olduğunuz kendi ufak grup toplantılarınızı kaçırmasınlar mesela. Veya ben mesela çoğu kişiye söylüyorum. Ben takımda bu arada abi hiç kimsenin yani ben işin içerisinde girme kısmıyla kesinlikle ilgilenmiyorum takımda. Yani ben o konuda kendimi tamamen soyutladım. Ve ben işin içerisine girdikten sonraki süreçteki distribütörlerle ilgileniyorum. Ve açıkça söylemek gerekirse kendi şahsi sponsorumdaki kişilere bile su yetiyorum. Diyorum ki yani sen diyorum benden diyorum bu konuda diyorum destek almayacaksın. Sen artık sorumluluk alma noktasına geldin. Onları yüreklendiriyorum. Onların daha böyle güzel işler yapması noktasında ilerletiyorum. Çünkü sorumluluk almazsak işimiz büyümez. Bu nettir. Bu noktada sorumluluk almalarını da abi tavsiye ediyorum. Son olarak da şunu söyleyeyim. Abi bizim işimizde insanları etkileyen şey bilgi değil. Heyecan. Tutum tavır. Ben hep bunu gördüm. Yani bir kişiyle görüştüm Adana'da 22 kişiye hayır demiş. Kayeni 22 kişi Kayeni'yi anlatmış. 22 kişiye hayır demiş. 3 tane de leşi var abi. 3 kişiye de Kayeni'yi bıraktırmış. Böyle bir adamla denk geldim. Yani çok enteresan bir abimizdi. Şu an kankam bu arada da ilk tanıştığımız zaman. Adamla tanıştık. Ondan sonra bu arada nasıl tanıştık? Benim uçağım var 22.50'de. Uçağa doğru işte geçeceğim. 2-2,5 saat boşluk zamanım var. Bir doktorumuz var. Doktorun yanına gittim abi. Onun da o gün çocukları hastalanmış. O da doktora getirmiş. Çocuk doktoru arkadaşım Cem abi. Ondan sonra bizi tanıştırdı. Ondan sonra ya dedi ben de sizi de tanıştırmak istiyordum zaten. İyi dedi denk geldi dedi. Ondan sonra rozeti gördü. Aa dedi Kayeni mi dedi. Ben dedi Kayeni'yi dedi biliyorum dedi. Ondan sonra ama daha öncesinde birkaç dakika böyle konuştuk. Böyle biraz orada belediye başkanı adaylığını koymuş falan birisi bu arada işte. Ondan sonra böyle şey yani dedik çok konuşturmayan birisi. Öyle mi dedim? Süper dedim. Hangi kariyerdesiniz dedim. Ondan sonra böyle bir kaldı. Başlamadım ki dedi. O zaman dedim bildiğinizi sanıyorsunuz dedim. Nasıl yani dedi. Dedim yani siz Kayeni gerçekten biliyor musunuz yoksa bildiğinizi mi sanıyorsunuz dedim. Ondan sonra ben gerçekten biliyorum dedi. Peki dedim birkaç soru sormama izin verir misiniz dedim. Tabii dedi. Dedim ki Jade kaç puanla olunuyor dedim. Sunrise'ın içerisindeki dedim işte meyve sebzelerin bir orak skoru var. Tam olarak dedim orak değeri kaçtır dedim. Bizim dedim nitro ürünümüzün içerisindeki dedim ana meyve dedim nedir dedim. Ve dedim bir son bir soru Ruby olduğumuz zaman araç promosyonu dedim ne kadarlık bir gelir bize sağlıyor dedim. Buyurun dedim böyle kaldı. Bakın dedim bizim işimiz anlatan kişinin heyecanına, enerjisine, bilgisine, deneyimine, motivasyonuna, inancına göre değişkenlik gösteren bir iş. İş aynı ama aktarım şekli farklı. Size 22 kişi işi anlatmış, siz 3 kişiye de işi bıraktırmışsınız. Ama size açık meyen söyleyeyim. Ben size dedim Kayeni'yi şu an bir 15 dakika izin verirseniz anlatacağım. Ve diyeceksiniz ki onların anlattığı Kayeni ise bu ne diyeceksiniz dedim. Ama dedim hocam sizden bir ricam var dedim. Olcan Bey'in dedim konuşmasını dedim engelleyeceksiniz dedim. Siz hakem olacaksınız dedim. Beni dedim 15 dakika boyunca dinleyecek dedim. Aa başladım anlatmaya. Ama nasıl anlatıyorum ya öyle bir heyecan ve tutum tavır zaten başta belli. Öyle bir heyecanla anlatıyorum. Bir de karşında bir star var yani. Onu içerisine almam lazım. Ondan sonra bir de tabii 22 kişiye hayır demiş falan böyle bir sahada 22 kişiyi yormuş, 3 kişi işi bıraktırmış. Ben de kafaya da taktım birazcık. En son abi anlattım. Göz bebeklerinin böyle büyüdüğünü hissettim. En son masayı yumruğumu vurdum böyle masaya. Dedim ki 22 elde uçağım var. Ama dedim gerekirse uçağı yakacağım ama seni almadan gitmeyeceğim abi dedim. 3 tane kayıtla başladı. Uçağı da kaçırmadık ayrı konu. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi burada söylemek istediğim şey şu. O abiyi etkileyen şey ama emin olun bilgi değildi. Benim oradaki tutum tavrım ve heyecanım, enerjimdi. Yani online'da toplantı yapıyoruz. Bakıyorum mesela normalde çok enerji bulan insanlar böyle duruyor abi. Yani o enerjiyi ekranda da karşı tarafa geçirebilirsiniz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani online'a geçtik, 2'ye 1 görüşmeler yapmaya başladık. Kapanışlarda olsun, ısınmalarda olsun. O enerjiyi karşı tarafa geçirin. O heyecanı karşı tarafa geçirin. O tutum tavrınızdaki netlikten ödün vermeyin. Son olarak da abi bence ki en önemli olan kısım burasıydı. Bunu da söylemiş olayım.
Çok teşekkürler Furkan. Bence bir masterpiece çıktı. Çünkü kaydını aldık bu toplantının ve gerçekten çok değerli bilgileri çok keyifli bir şekilde verdin. Sana minnettarız. Her zaman bekliyoruz. Senin rengarenk Diamond yolculuğunda ayakta alkışlayarak izlemeye devam ediyoruz abi. Abi çok teşekkürler. Yalnız ben bir şey söylemek istiyorum. Ne ara bir saat geçti Hakan abi ya. Zaten püf noktada burada. Bu video eminim çok izlenecek ve herkes de aynı şeyi söyleyecektir. Ya bu bir saat nasıl geçti diye. 30 saniye önce başlamışız gibi hissettim. Yani bu tabii hepimizin oluşturduğu frekansla da alakalı bir şey. Şöyle bazen bir ortamda böyle bir dakika geçirirsin bir saat gibi gelir. Bazen bir saat geçirirsin bir dakika gibi gelir. Yani ben şu an saatin 23 olduğuna inanamadım. Yani çok hızlı geçmiş vallahi zaman. Çok teşekkür ediyorum her şey için. En kısa zamanda seni tekrar görmekten de büyük keyif alacağız. Çok teşekkür ederim. Ve sana başarılar diliyorum. Çok sağ olasın abi. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Müsaadenle sesleri açacağım çünkü muhtemelen